Her evlilik sonsuza kadar devam etmiyor. Anlaşamama olsun, aldatma olsun türlü sebeplerle yuvalar yıkılabiliyor. Çoğu zaman ilişkilerde erkeğin aldatmasına alışılsa da kadınlar da eşlerini aldatabiliyorlar. En kötü olansa ablasının kocasıyla yasak ilişki yaşayan ünlüydü. İşte son yıllarda eşini aldattığı iddiasıyla gündeme gelen o ünlü isimler. Ebru Şallı. Ünlü oyuncu iş adamı Harun Tan'la evliyken eşini Sinan Akçıl'la aldattığı ortaya çıkmıştı. Çıkan iddialara göre Ebru Şallı eşini evde uyuttuktan sonra otele giderek Sinan Akçıl'la birlikte oluyormuş. İkili aralarında yaşananları inkar etmiş olsa da Ebru Şallı boşanmasının ardından Sinan Akçıl'la olan ilişkisi ortaya çıkmıştı. Tuğba Coşkun. Mehmet Ali Erbil'le evli olan Tuğba Coşkun, avukat Önder Fırat'la Londra'da samimi bir şekilde görüntülenmişti. Magazin haberine göre Mehmet Ali Erbil'in eşi Tuğba Coşkun, iş için Erbil'i kandırıp Londra'ya gidip Önder Fırat'la haftalarca tatil yapıyormuş. Bu kaçamak haberleri sonrası çift çok geçmeden boşandı. Songül Öden. 2011 yılında olaylı bir şekilde boşanan Songül Öden'in adı, o dönem rol aldığı Gümüş dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile aşk iddialarına karıştı. Canberk Uçucu, eski eşi Songül Öden'in kendisini rol arkadaşıyla aldattığını söylemiş ve bu haber magazin gündemini uzunca bir süre meşgul etmişti. Ceyda Düvenci. 2008 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Engin Akgün çiftinin evlilikleri 2013 yılında bitti. Çiftin evliliklerinin bitme sebebi ise Engin Akgün'ün iddiasına göre Ceyda Düvenci'nin kendisini ünlü bir gazeteciyle "Benim de olduğum evde aldatması" olarak magazin gündemine yansımış olmasıydı. Sibel Can. Sibel Can, Hakan Ural'la mutlu görünen evliliğini Karahan Çantay'la bitirdi. Magazin haberine göre Hakan'ın arkadaşı olan Karahan'la uzun bir süre ilişki yaşıyormuş. Aldatma iddiaları sonrası Sibel Can ve Hakan çifti boşandı. Karahan Çantay ise bunları duyunca kayıplara karıştı. Tuğba Ünsal. Tuğba Ünsal da 2006 yılında boşandığı eşi Cem Candaş'la evliyken adı şarkıcı Yalın'la aşk iddialarına karıştı. İddialara göre iş için yurt dışına çıkıp şarkıcı Yalın'la birlikte oluyormuş. Bu yasak aşk ortaya çıkınca çift bu evliliklerini kurtaramadı ve bitirme kararı aldı. Defne Samyeli. 2011 yılında boşandığı eşi Eren Talu, Defne Samyeli'nin kendisini El Cezar'da çalışan gazeteci Richard Gisberg'le bir de benim evimde aldattığını iddia ederek eşinden boşandı. Ünlü iş adamı bu ihaneti asla unutmayacağını dile getirdi. Murat Başoğlu. Bir dönemin ünlü sunucusu, şimdilerin oyuncusu Murat Başoğlu'nun abisinin evli kızı Burcu Kabadayı Başoğlu'yla yaşadığı yasak aşkın perde arkası aralandı. Habertürk'ün haberine göre daha önce de eşini aldattığı yönünde çıkan haberlerle magazin gündemine gelen sunucu, teknedeki kadınla dudak dudağa yakalanmaktan kurtulamadı. Yakalandığı kişi Murat Başoğlu'nun öz yeğeniydi. Kendi yeğeniyle birlikte olarak sanat dünyasındaki kariyerini bitirdi. Pınar Altuğ. Aylarca boşanma kararı, yasak aşkı ve diziden kovulup kovulmayacağı şeklinde haberlerle gündeme gelen Pınar Altuğ, sonunda her şeyi göze alarak aşkını itiraf etti ve rahat davranışlar sergilemeye başladı. Eşi Umut Elçioğlu'ndan aldığı şok bir kararla ayrılan ve Tony Theodorakis adlı bir gençle aşk yaşadığı ileri sürülen Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ, aylarca magazin gündeminden düşmüyordu. Israrla Tony Theodorakis'le arkadaş olduklarını ve bir ilişki yaşamadıklarını dile getiren Altuğ, en sonunda sevgili olduklarını kabul etmişti. Kıvanç Tatlıtuğ. Ekranların en yakışıklı oyuncuları arasında bulunan ve sergilediği performansla da takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, evlendiği günden beri adı ihanet iddialarına karışmayan Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'i Victoria's Secret meleğiyle aldattığı ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz isimli programda detaylı bir şekilde ele alınan iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ, aynı reklam filminde rol aldığı Sara Sampio ile görüşmeyi çekimlerden sonra da sürdürdü. Hatta 35 yaşındaki yakışıklı oyuncu bununla da kalmadı ve 2016'da evlendiği Başak Dizer'i dünyaca ünlü modelle aldattı. Daha sonrasında ünlü oyuncunun yurt dışındaki bir otelde buluşup görüştüğü ortaya çıkmıştı. Çağla Şikel.
Birçok televizyon dizisinde ve tiyatro oyununda da rol alan, TV programlarında sunuculuk yapan Çağla Şikel, 9 Ağustos 2008'de iki erkek çocuğunun babası Emre Altuğ ile evlendi. Hüseyin Kuzey ve Uzay Tuncel isimli iki oğlu olan Çağla Şikel, 2017 yılında Emre Altuğ ile boşandı. Boşanmanın sebebi ise Aydın Gürhan'la yasak aşk yaşamasıydı. Nazan Öncel. Gösteri dünyasında öyle sırlar var ki uzun süre saklı kalmıyor. Bunlardan biri de pop müziğinin en üretken isimlerinden biri olan Nazan Öncel'in yaşamındaki sırdı. Öncel henüz bu kadar tanınmadığı yıllarda ablası Pınar'ın eşine aşık olmuş ve onunla evlenmişti. Kardeşi yüzünden yuvası yıkılan ablası Pınar da onunla yıllar boyunca konuşmamıştı. İkinci evliliğini yapan ve Güvenel soyadını alan Pınar Hanım, "Kocamı kardeşimle paylaştım" açıklamasıyla gündem yaratmıştı.